Efendim 2024 yılında hacca gitmeye hazırlanan adaylar ödemeleri gereken hac bedelini bankalara yatırmaya başladı. Ancak bankalar döviz bürosundan alınan Suudi Arabistan riyalini kabul etmeyince hacı adayları zorluk yaşadı. Çünkü kur farkı nedeniyle bankadan riyal almak kişi başına neredeyse 4000 lira daha pahalıya patladı. Kabul edilmiyor mu amcacığım? Yok ya. Neden? Delik varmış. Hacıya gidecek adamlara yapılan bir zulüm. Elinde döviz bürosundan aldıkları riyalle hac parasını yatırmaya gelenler geri çevriliyor. Çünkü iddiaya göre bankalar hacı adaylarına kendileri riyali daha yüksek kurdan satıyor. Bir 3 kişilik ailede 12-15 bin lira arasında bir zararlar oluyor. Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarının ödeyecekleri hac bedellerini bankalara Suudi Arabistan riyali olarak yatırmaları gerekiyor. 2024 hacıları için işte tam da o dönem. Ancak bankalar iddiaya göre hacı adaylarının döviz bürolarından aldığı riyalleri kabul etmiyor. Nedeni ise çok enteresan, bakın üzerinde bulunan bu zımba deliklerini gerekçe gösteriyorlar. Delik olunca kabul olmuyor mu beyefendi? Üç tane banka geldim. Hepsi de kabul etmiyor. Bu da delik olduğu için sadece. Deliksiz riyal var mı sizde? Maalesef deliksiz riyalim bulunmuyor. Delikli paralar Suudi Arabistan'da kullanılabiliyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ancak iddiaya göre Türk bankalarının bu paraları kabul etmemesinin altında yatan neden hacı adaylarına kendi paralarını daha yüksek kurdan satabilme isteği. Döviz bürosundan riyal almaya çalışırsanız şu anda 28 bin riyal 221 bin 46 TL yapıyor. Ama bankadan verdikleri zaman 225 bin 178 lira yapıyor. Arada 4 bin liralık bir fark var. İki kişi gidecek eşimle kendim. 8 bin 200 lira bir kaybınız var. Doğru. Şimdi her taraftan borç harç aldık, öyle hacı gidiyoruz yani. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın buna bir el atması lazım.